Aile bileşimini pasaportu olmadan yapıp seyahat belgesi alan başvurucuların aile üyeleri iltica etmeli mi? Ya da iltica etmeden seyahat belgelerini uzatabilirler mi? Ya da yeni bir seyahat belgesi alabilirler mi? Bununla ilgili bir değerlendirmede bulunacağım. Merhabalar değerli arkadaşlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bir video çalışmasıyla daha huzurlarınızdayız. Evet, bildiğiniz gibi mültecilik başlı başına zor bir iş. İltica eden aile üyelerinin de bir araya gelmesi de ayrı bir zorluk oluşturmaktadır. Aile üyeleri bir araya geldikten sonra da aile birleşimiyle alakalı sorunlar ve sorularla baş başa kalmaktayız. İşte bu çerçevede bu videoyu yapma gereği hissettim. Aslında daha önceki videolarımda bahsediyorum ama konunun biraz daha anlaşılır kılabilmek için bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Öncelikle şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Kanalımızı desteğinizi rica ediyoruz. Daha çok başvurucuya, mağdura ulaşma amacıyla beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Aynı zamanda eğer sorularınız varsa, özellikle özel sorularınız varsa Instagram hesabım Oktay Ozdemir OO adlı Instagram hesabımdan ya da Oktay Ozdemir OO adlı Twitter hesabımdan sorularınızı sorabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, konumuza dönersek. Şimdi başvuruculardan eşi, aile üyelerinden bir tanesi herhangi bir Avrupa ülkesine ya da iltica ettiği ülke, yani bu Almanya olur, Belçika olur, Hollanda olur, Norveç olur, Finlandiya olur, fark etmez. Amerika olur, Kanada olur, fark etmez. Yani neticede diğer eşin seyahat belgesi yok. Yani özür dilerim, yani pasaportu yok. Şimdi öncelikli olarak eğer aile üyeleri Türkiye'de ise ve pasaportları yok ise, o zaman konsolosluklar İngiltere hariç aileye seyahat belgesi vermiyor. Çünkü seyahat belgesi verse bile Türkiye'den legal olarak çıkamayacağı için seyahat belgesiyle, bu sebeple Türkiye'den seyahat belgesi verilmemektedir. Sadece İngiltere A3 belgesine aile bileşim vizesini yapıştırmakta. Ama bu A3 vizesine, A3 kağıdına yapıştırılan vizeyle Türkiye'den yine legal şekilde çıkma imkanınız varsa problem yok. Ama çıkamazsanız kanun dışı yollarla herhangi bir ülkeye çıkış yaptıktan sonra o ülkeden rahatlıkla eşinizin yanınıza gidebilme imkanı bulunmaktadır. Bu şu anki durumda İngiltere için geçerli. Fakat Avrupa Birliği vize mevzuatına baktığınızda diğer ülkelerinde bunu uygulaması gerekir. Fakat şu an ben diğer ülkelerden bu uygulamayı yapana rastlamadım. Başvuruculardan aldığımız bilgi bu yönde. Şimdi diğer olay ise, yani özellikle pasaportu olmayan aile üyeleri Türkiye dışındaysa, yani Türkiye'den bu iş yapılmıyor, onu öğrendik. Ama aile üyeleri Türkiye dışındadır. Yani pasaportunun süresi bitmiştir, yurt dışında çalışıyordur ya da yurt dışına çıkmıştır ama pasaportunun süresi bitmiştir ya da pasaportu kaybolmuştur veya pasaportu hiç olmamıştır ya da kimlikle çıkılan ülkelere çıkmıştır, Gürcistan, Moldova, Ukrayna gibi vesaire, ama pasaportu yoktur. Fakat aile bileşimi yapması gerekiyor. Durum nedir? Evet, işte bu gibi durumda aile bileşimi için eşiniz ilticadan kabul aldığı takdirde bu ülkeler sizlere seyahat belgesi vermektedirler değerli arkadaşlar. Pasaport gibi, pasaport yerine geçen, uluslararası seyahat etme hakkı veren, pasaport gibi sayfaları olan, pasaport büyüklüğünde pasaport diyebileceğimiz bu evrak aslında bir seyahat belgesi. Ülkelerin kendi dillerine göre işte travel document, visa vice gibi isimleri bulunmaktadır. Bu evrağı aldığınız takdirde siz eşinizin yanına gidebiliyorsunuz. Bu evrağı alabilmek için pasaport alamadığınıza dair bir belge sizden isteyebilirler. Yani neden pasaport alamıyorsunuz? Pasaport alamama sebepleriniz nelerdir? Bunu ispat ediniz dedikleri takdirde de değerli arkadaşlar,
O zaman rahatlıkla size seyahat belgesi vereceklerdir. Bu seyahat belgesinin süresi 1 aylık olacaktır değerli arkadaşlar. Geçerli Türk pasaportu olanlara vize yapıştırılırken, 3 aylık aile bileşim vizesi yapıştırılırken ama pasaportu olmayan ya da süresi bitmiş pasaport sahibi olanlara ise değerli arkadaşlar aile bileşim vizesi yerine seyahat belgesi verilmektedir. Bunu Almanya'da veriyor, Fransa'da veriyor, Kanada'da veriyor. Yani hangi ülkeye iltica ederseniz edin, ailenizi getirmek için pasaportu olmayanlara ya da pasaportunun süresi bitmiş olanlara bu seyahat belgesi verilmektedir değerli arkadaşlar. Ve süresi de 1 ay geçerlidir. Yani seyahat belgesini aldıktan sonra 1 ay içerisinde eşinin yanına gitmesi gerekir. Birinci kural bu. İkinci kural ise eşinin yanına gittikten sonra 1 aylık süresi var. Pasaport da yok. Eş de iltica etmek istemiyor. Ya da iltica etmek istiyor. Durum nedir? Yani böyle bir soruyla karşı karşıyayız. Genelde çok soruluyor bu soru. Ama benim takipçilerimizden ricamız şu. Aile birleşim videolarımızı incelemelerini ve ifade etmek istediğim şeyleri anlamaya çalışmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü her şeyi çok detaylı anlatmak da kanunlar açısından bizi sıkıntıya sokabilmektedir. Verdiğimiz tüyolara, kanunlar çerçevesinde ifade etmek istediğim şeylere lütfen dikkat ediniz. Değerli arkadaşlar, şimdi aile bileşim vizesiyle gelenler 3 aylık vize verilirken seyahat belgesiyle gelenlere 1 aylık verilmektedir. Kural 1. Genelde çevrenizde şunu duyarsınız. Eşiniz gelir gelmez hemen 15 gün içerisinde iltica etmesi gerekir ki sizin iltica hakkınızdan yararlansın diye cümleler duymaktayız. Ve en çok soru da buradan geliyor. İltica etmesi olur mu? Ya da başka zaman iltica edebilir mi? 15 gün içerisinde iltica etmezse iltica hakkını kaybedebilir mi? Gibi sorularla karşılaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, öncelikle şöyle söyleyeyim. İki tane kural var. Birinci kural, eşten dolayı iltica etme. Evet, bu gibi durumlarda ülkelere göre 15 gün ile 1 ay içerisinde iltica etmeniz gerekir. Yani eşinizin, eğer iltica eden eşin siyasi kovuşturma ya da mülteci hakkı fark etmez, bir iltica hakkı almış ise ve siz de hemen eşinizin yanına gelir gelmez 15 gün içerisinde iltica ederseniz bir kamp işlemi olacaktır. Yani ilticanız kamptan devam edecektir. Ama ortalama 2-3 ay içerisinde genelde durum böyle karşılaştık. Yani istisnai durum varsa lütfen bizimle paylaşınız bu konuları. Biz de takipçilerimize duyuralım. Genelde ortalama 3 ay ortalamasında dosya değerlendirilmekte ve eşin o oturum aldığından dolayı gelen seyahat belgesiyle gelen eşe de oturum belgesi yani kabul belgesi verilmektedir. Neyden dolayı? Eşin haklarından dolayı. Örneğin bu Almanya'da iltica yasası madde 26'ya tekabül etmektedir. Diğer ülkelerde de benzer kanunlar var değerli arkadaşlar. Bu sebeple eğer eşten dolayı iltica etmek istiyorsanız 15 günün içerisinde iltica etmeniz gerekir. Bundan dolayı da size kampa gönderebilirler. Çünkü ilticada kampa gitmemenin şartı ya 6 ay ve üzeri oturumunuz olacak değerli arkadaşlar, ya hastanede olacaksınız, ya hapishanede olacaksınız, ya deport hapishanesinde olacaksınız, ya nezarethanede olacaksınız, ya yaşlı merkezinde olacaksınız, ya da gençlik merkezinde olacaksınız. Yani bu sizin kampa başvuru yapmanıza engel bir durum varsa o zaman evinizden ya da bulunduğunuz yerden iltica etme hakkınız var. Ancak bu sebepler yoksa değerli arkadaşlar sizlere kamp yolu gözüküyor demektir. Bundan dolayı o 15 gün şartta karar vermeniz gerekiyor. Yabancılar Dairesi hızlı hareket edip size 6 aylık geçerli geçici bir oturum verse yine kampa gitmeden işleminiz olabilir. Ama genelde bu işlemler biraz uzun sürdüğünden dolayı o 15 günlük sürenin üzerinde evraklar çıktığı için maalesef genelde
başvurucuların yanıldığı yerde burası oluyor. Ve yabancılar dairesi hemen işte iltica etmeniz gerekir diye söylüyor. Arkadaşlar da mülteci ve iltica dairesine gidiyorlar. Onlar da hemen başvuru alıyorlar ve kampa gönderiyorlar. İşin sahadaki pratik uygulama bu. Kampta kalmamak için ya 6 aylık oturumunuz olacak ya hastane, nezarethane, hapishane, Allah göstermesin tabii, yaşlı bakım evi gibi, huzur evi gibi ya da çocuksa gençlik çocuk bakım yerlerinde iseler bunlar dışarıdan başvuru yapma hakları var. Yani sizin kampa gitmenize engel bir durum varsa ya da 6 ay ve üzeri vize ya da oturumunuz varsa kamplara gitmeden de ilticanız gösterdiğiniz adresten devam edebilmektedir değerli arkadaşlar. Umarım bu kısım net şekilde anlaşılmıştır. Peki üçüncü kural nedir? O da şu. Peki iltica etmek istemiyor ya da kamplarda kalmak istemiyor ya da daha sonra iltica etmek istiyor. Birinci kural, yani iltica edecek ama kampta kalmadan iltica etmek sorusunu cevaplayalım. Daha sonra öbür soruyu cevaplayalım. Şimdi kampta kalmak istemiyor ama eşinin haklarından da yararlanmak istemiyor. Yani kendi bireysel haklarından yararlanmak istiyor. Ya da eşinin haklarından yararlanmak istese bile hani 15 günlük başvuru süreci geçmiş. Yani hiç mi iltica edemez gibi soruyla karşılaşıyoruz. O zaman bu sorunun cevabı şu değerli arkadaşlar. Bir insan 40 yılda Avrupa'da yaşamış olsa kendisiyle alakalı herhangi bir siyasi kovuşturma varsa ülkesine geri döndüğünde yaşam özgürlük, can güvenliği, tehdit, tehlike, risk altındaysa evet bu kişi de istediği zaman iltica edebilir. Yani ilticayı gerektirecek bir kanun, hak ortaya çıkmışsa iltica edebilirsiniz. Yani bu çerçevede eşiniz de kendisiyle alakalı siyasi kovuşturma dosyası varsa, yakalama, tutuklama, soruşturma dosyası varsa, zulüm, baskı, şiddet, insanlık dışı uygulama varsa ve ya da bunlar daha sonra ortaya çıkacaksa, evet çıktığı zaman da iltica edebilir. O zaman da mülteci haklarından, kendi bireysel haklarından yararlanabilir. Dolayısıyla bir şey kaybetmemiş olacak. Yani illa 15 gün içerisinde iltica etme hakkınız yok. İstediğiniz zaman edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken oturum başvurusunda bulunacaksınız. Size 6 aylık geçici bir fiksiyon, 5 aylık ya da geçici oturum belgesi verilecek. Ama daha sonra pasaportunuz olmadığından dolayı size iltica etmeniz yolunda baskı yapılacaktır. Burada da ya da siz seyahat belgesi almak için uğraşacaksınız. İki seçenek var. Birazdan onu anlatacağım. Burada onun için yapılması gereken öncelikli olarak oturumu almak, oturumu aldığınız takdirde evet, eşinizle birlikte iş ve işçi bulma kurumuna gidip ev tutma belgelerini alabilirsiniz. Dil kursuna gitme masraflarını alabilirsiniz. Ve sizin de maaşınız çocuklarınızla birlikte eşinize eklenecektir. Yabancılar dairesi de size oturum kimliği verecektir. Bizim burada tek sorunumuz ne? Seyahat belgesinin olmaması ama ya da iltica seçeneği kapımızda. Bu sebeple yani eğer kampa gitmeden iş yapmak istiyorsanız iltica etmek istiyorum, istemiyorum diyorsunuz ve süreciniz oturum yönüyle devam ediyor değerli arkadaşlar. Peki burada mülteci dairesinin illa pasaport alın, pasaportunuzun olmadığını ispat edin ısrarı bulunmakta ya da iltica edin ısrarı bulunmakta. Ya da bazı yabancılar dairesinde karşılaştığımız fotoğraf şu, oturum kimlik kartı veriyor ama seyahat belgesi vermiyor. Bu şu demek, Almanya'da kalabiliyorsunuz ama diğer Avrupa ülkelerine ve yurt dışına çıkamıyorsunuz. Fransa'da kalabiliyorsunuz ama diğer ülkelere çıkamıyorsunuz. Norveç'te kalabiliyorsunuz ama diğer ülkelere çıkamıyorsunuz. Yani oturum kartını aldığınız ülkede kalıyorsunuz ama diğer ülkelere çıkma hakkı vermiyorlar. Çünkü seyahat engeli bulunmakta. Bundan dolayı ama 5 yıl dolduğunda, bazı ülkelerde 6 yıl dolduğunda vatandaşlık alma hakkınız bulunmakta. O zaman da o ülkenin pasaportunu alıyorsunuz, istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Sorun
seyahat belgesi olmadığı takdirde ortalama 6 yıllık bir sorunla karşı karşıyayız. Peki seyahat belgesi nasıl alınabilir sorusuna geldiğimizde. Değerli arkadaşlar, bir mültecinin kendisi kabul almışsa ve seyahat belgesi var ise ve eşinin ve çocuklarının seyahat belgesi yok ise, eğer pasaport alamadıklarını ispat ettikleri takdirde, yani kendisinin pasaport iptali vardır, kendisine pasaport verilmemektedir gibi, yani pasaport kanunu madde 22'ye ve Türkiye pasaport kanunu madde 22'ye bakmanızı, anayasa kanunu madde 23'e bakmanızı yine tavsiye ediyorum. Bununla alakalı bir videomuz vardı, oraya bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ama sizin kendiniz de bireysel, yani kanunda tamam şu şu kişilere pasaport verilmez diyor ama sizin kendiniz neden pasaport alamıyorsunuz ya da alamadığınıza dair bir delil bulduğunuz takdirde bu delili yabancılar dairesine götürdüğünüzde pasaport alamadığınızı ispat ettiğiniz için size eşinizin pasaportunun dışında seyahat belgesinin dışında ayrı bir seyahat belgesi verecektir. Örneğin Almanya'da mültecilere mavi renkte seyahat belgesi verilirken pasaportu olmayanlara krem renkli, bazı yerlerde açık gri renkli, bazı yerlerde de krem renkli seyahat belgesi verilmektedir. Aynı güce sahiptir. Onunla da her yere gidebiliyorsunuz. Her yere dolaşabiliyorsunuz. Bununla alakalı Almanya'da özellikle Düren şehrinde, Giesen yani Hessen eyaletinde, Dortmund civarında, Düsseldorf civarında özellikle takipçilerimizden ben böyle bir seyahat belgesi aldım şeklinde bize geri dönüşüm yaptıklarını şahidiz. Yani duyduk, bana söylediler, aradılar, söylediler, mesaj attılar. Yani dolayısıyla olabiliyor. Bunun için olması yönünde yabancılar dairesi ilticaya sizi yönlendirirken sizlerin ise yani iltica etmek istemediğinizi, bunun için seyahat belgesi engelinizin seyahat belgesi almak istediğinizi, pasaport engelinizin olduğunu göstermeniz gerekir değerli arkadaşlar. Bu sebeple pasaport engelini oturtabilmeniz için yapmanız gereken şey yetkili bir makamdan ya da herhangi bir iddianameden pasaport engeli olduğunuza dair belgeyi temin etmenizdir. Bunu temin ettiğiniz takdirde sabırlı olmanız gerekiyor. Bu bazen 3 ay, bazen de 1 yıl sürebiliyor. Ha, bütün bunlara rağmen size seyahat belgesi verilmiyorsa Avrupa'da mahkemeler çalışıyor. Hukuk var değerli arkadaşlar. İlgili yabancılar dairesini ya da ilgili memuru, ilgili makamı mahkemeye verdiğiniz takdirde böyle bir hakkınız olduğu halde seyahat engeli ile karşı karşıyasınız. Bunu talep ettiğiniz takdirde mahkemelerde bir sene, 1,5 sene kadar sürüyor. Yine bu seyahat belgesini alma imkanınız bulunmaktadır. Özetli durum bu. Umarım konu anlaşılır, kılınmıştır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Yine videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler efendim.